Peki başka bir doktorla da görüşsek, yani ne bileyim. Annem ilgilendi baba. Tahlil sonuçlarını birkaç yerden check ettirdim Erol. Hepsi aynı şeyi söyledi. Ben birazdan hastanenin yanına gideceğim. Gece orada kalırım artık. Peki oğlum, annesinin haberi var mı? Bak, bu hiç aklıma gelmedi anne. Ben yarın uğrayıp durumu anlatırım, sen merak etme. Ben kalkayım artık. Size iyi geceler. Sana da oğlum. İyi geceler. Bizi habersiz bırakma. Tamam babacığım, merak etme. Ararım ben sizi. Nedir bu hastalık? Hiç duymadım. Çok kötü Erol, çok kötü. Bir bu eksikti. Ablana bir uğramamız lazım. Bugün eve gitmiştir herhalde. Önce bir arayayım mı? Tabii tabii. Gitmeden önce haber verelim. Yemekten sonra ararız onu. Tamam. Aa. Ne tesadüf. Biz de akşam size uğramayı düşünüyorduk. Buyurun buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Nasılsın? Teşekkür ederim. Ablam nasıl? Evde artık değil mi? Maalesef hala hastanede. Hastanede mi? Daha çıkmadı mı? Oturalım mı? Bu ayakta konuşulacak bir şey değil. Tabii buyurun. Benim canımın başına neler gelmişti haberim yok. Biz de hiç arayıp haber vermez bu kız. İnsan böyle bir durumda annesini aramaz mı? Üzmek istemedi herhalde. Nasılsa duyacaktık. Ha şimdi, ha sonra. Ne fark eder ki? Ablanı tanımıyor musun kızım? Hep güçlü durmaya çalışır. Önce kendi toparlanacak, sonra sizi arayacak. Vallahi çok iyi tanımışsınız kızımı. Bilmez miyim ne çetin cevizdir o? Hadi bir taksi çağır kızım, yanına gidelim. Ben de hastaneye gidiyorum. Taksiye gerek yok. Birlikte gideriz. Olur, gidelim. Açık pazarda işler çok iyi gidiyor baba. Sana rapor geliyordur zaten ama. Evet. Dün sabah Yılmaz getirdi. Raporları bizzat kendi hazırlıyor. Elini bir an işin üstünden çekmiyor. Zaten başka türlü bu başarı olmazdı. Evet, bu işteki başarısını kabul etmek lazım. Yılmaz akıllı bir genç olabilir. İşi de iyi biliyor. Kabul. Şirketi zor bir durumdan kurtardı. Ama gözünü onun üstünden ayırma. Sakın ona güvenme. Bence tekin biri değil. Hiç değil. Tamam mı kızım? Tamam. Elif nasıl? Nasıl olsun işte. Müjgan Hanım Elif'in yanında kalmak istedi. Ömer'i zor getirdim vallahi. Sen de kendine dikkat et Ömer. Bu hastalığı hiç duymamıştım. Bugün internetten baktım. En azından artık doktor kontrolünde. Üzülme canım, Elif güçlüdür. Sağlıklı bir doğum yapacak, göreceksin. İnşallah. Umarım öyle olur. Ya ben hiç oturmayacağım. Gidip biraz uzanayım. Sen merak etme Müjgan abla. Yarın sabah okula kendi ellerimle bırakırım. Yok artık. Beslenme çantamı da hazırla istersen. Tamam. Erkenden yatırırım, tamam, merak etme. Hadi Elif'i öp benim için. Sıkmayın canınızı, tamam mı? Ben yarın sabah uğrarım hastaneye. Tamam, söylerim. Benden de, benden de. Onun da selamı var Müjgan abla. Hadi merak etme, görüşürüz. Ya bu alengirli hastalık isimlerinden de bir şey anlamıyorum ya. Neymiş şimdi durum? Biraz anlatsanıza. Hamileliği ve doğumu biraz zor geçecekmiş. Nefes darlığı ve kalp çarpıntısı falan olabilirmiş, o kadar. Bak şuraya yazıyorum. Birkaç ay sonra bu halimizi hatırlayıp güleceğiz. Ya! Aynı Alancığım da teyze oluyormuş artık. Öyle. Ben çok heyecanlıyım valla. Hepimiz öyleyiz. Ben de.
Nalan'cığım, sana eski odanızı hazırladım. Ne zaman yatmak istersen yani, tamam? Şimdi. Nedense kendim çok yorgun hissediyorum. Tamam canım. Hadi gecelik de koydum yatağın üstüne. Teşekkürler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Bu hastalık çok ciddi bir şeymiş Ali. Kızın yanında açıkça söyleyemedim. Hoş, o da biliyor ya. Yine de söyleyemedim işte. Sayın Filiz Tekiner, 4 yıldır fabrikanızda dikişçiyim. Fabrikanızda? Olmadı. Doğrudan satış bölümüne geçmek istiyorum desene. Kadın beni daha tanımıyor ki kızım. Önce kendimi tanıtmam lazım. Annemi dinlesen bunların hiçbirini düşünmene gerek kalmayacak. Kapıdaki zengin kuyruğundan seçeceğim birini. Sen önüne baksana. Zevzek. İnanmazsın vallahi, öyle kullanışlı, öyle güzel ki. 3. kat. Kocaman bir salonu var. 3 tane de odası. Mutfaktaki tezgah mermer, dolaplar da böyle ta tavana kadar. Yeter abla ya, anladık. Yarın sabahın köründe sınavım var, uyu artık. Erol. Baba. Erol Bey. Erol. Baba, iyi misin? Baba. Erol. Ne oldu? İyi misin? Birden başım döndü. Şimdi iyi. Niye döndü? Doktora haber vereyim mi? İyiyim andan. Büyük. Zaten birkaç gündür iyi değilsin Erol. Tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.